mevcut dörtten ikisi elenecek bir beşinci çıkacak üç adaylı bir seçim olacak yani şu anki daha bu. Haziran ayı çok hareketli geçer hem teknik kadro için hareketli geçer hem saha içi yani oyuncularla ilgili bir takım tasarruflar olur. Ben bu sezonun Galatasaray'da bittiğini düşünüyorum. Bitti Galatasaray'da bu sezon. Yine Kapandı. de bir bakalım e, kalan maçlarına Galatasaray'ın. Biraz önce de Levent Tüzemen mesaj atmış. E, sevgiler, saygılar diyelim kendisine de. E, Levent Tüzemen Beşiktaş derbisinin belirleyici olacağını düşünüyor Galatasaray açısından. E, Rize ve Kayseri maçları var Beşiktaş'ın. Levent abiye sesleniyorum. Abi e, senin sesini duymak gerçekten yeniden çok güzeldi. E, seninle futbol konuşmayı özledim. ...yine arayayım programdan sonra konuşuyoruz... Ee, ...Rize ve Kayseri'yi şu iki kritik maçında... ...yenen bir Beşiktaş'ın her şeye rağmen... ...tüm eksiklerine rağmen... E, ...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın umutlarını iyice bitireceği kanaatindeyim... ...çünkü ben Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ve Alanya'yı... ...Galatasaray'ın da Antalya'yı ve Konya'yı... ...yenebileceklerine çok emin değilim... ...Beşiktaş'ın da emin değilim artık hem eksikler var hem performansta takım olarak Yorgunluk bir düşüş var olur, evet. ama e, hani bir son gayretle bu arada Ahmet Nurçe bir basın toplantısı bekliyoruz ya o evet. öngörüm yani o bir sponsorluk anlaşması falan değil, mı değil ne söyleneceği açıkçası merak ediliyor. Yeni bir tesislerinde dair. birazdan başlayacak basın toplantısı. O zaman çok kritik bir basın toplantısı evet. izleyeceğimizi söyleyebilirim. Nelere dikkat edeceğimi belirteyim belki izleyicilere de hani zevk almak için böyle Eurovision şarkı yarışması öncesi <laughs> Bülent Özveren gibi konuştum. Şuna dikkat edin. Özellikle teknik heyet isim vererek Sergen Yalçın hakkında ve futbolcular hakkında neler diyeceğine dikkat edin. Ben oradan hani Beşiktaş'ın içindeki kimyanın da ne durumda olduğunu tahlil etmeye çalışacağım. Kuşkusuz bitimine yani de konuşacağız. Yani bu beklenmedik bir basın Merkez Hakem ile ilgili mi bir açıklama yapılacak yani mesela? Onu da bekliyor musun? Ya onlar zaten herkes sallıyor. Yani hakemler Teşekkür doğru etti düzgün. maçta maç. Fırat Aydın Usta mesela. Ya belki yani. şimdi etmeyecek. Evet. Ya. Dün Mete Kalkavan Galatasaray açıklama yapmıştı. Değdi mi ya ne yap açıklamayı yapmasına? Ne oldu ya Metin Kalkavan iyi bir maç yönetti. Evet iyi bir maç yönetti ama bir şey de olmadı maçta ya yani. bu... Tabii ki kötü olanları zaten eleştiriyoruz da bazı kulüplerin de hala işte ben şaşırdım mesela Galatasaray'ın işte bu atama niye yapıldı filan türünden bir açıklama yapmasına. Beşiktaş yani Beşiktaş'ta çok illaki şu an biraz önce baş biraz sonra başlayacak toplantıda yani federasyon hakemler Bilmiyorum ya, yani yani bunlar da, da bir Ana gündem maddesi gelecek. sizce hakemler mi olur? Bu yani Abu Bakar olur. Yoksa... Abu Bakar'la ilgili de bir sürü bir şeyler dönüyor. İşte anlaşması, opsiyonu, sözleşme evet. maddeleri, detayları ha, bir olabilir. Bir çemkirdiği iddia ediliyor e, değil mi Abu yani Bakar ilgili, Aslında sakat değilken... onunla, onla ilgili de e, iddialar bir sürü var, evet. şeyler var. Yapmaz. Abu Bakar öyle bir çocuk e, değil. Yani Abu Bakar'ın tabii ki Beşiktaş'ın en önemli değerlerinden bir tanesiydi. Yani hala da öyle ama bir sakatlığı ve sakatlık sorunu olduğu da biliniyordu. Şimdi eski yerinden yanılmıyorsam şu anki. Nüks Milli takımdaki. Evet, yani. evet. Ve e, şu söyleniyordu. Eğer bir kez o sigorta atarsa toparlanması zor deniyordu. Yani iyi geldi, iyi götürdü Beşiktaş'ı gerçekten. Ha keşke Beşiktaş'ta da o ismin yanı sıra bir tane B planı olmalıydı hocanın. E Cenk de vardı aslında. Yani e, Cenk işte bu talihsiz bir sakatlık. Ya için. işte burada şu konuşuluyor. İşte keşke Güven kiralandım satıldım Kira hatırlamıyorum. Evet. Yani işte Umut aynı şekilde. Çünkü kadroların zenginliği önemli. Fenerbahçe'nin şu an en büyük avantajı kadro zenginliği. Müthiş geniş bir kadrosu var. Çok geniş. Yani işte orta sahası da öyle, bekleri de öyle, stoperleri de öyle. Belki bir forvette soru işareti var ama inanılmaz geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. yani Fenerbahçe'yi konuşma imkanımız olacak mı bilmiyorum. Belki toplantı uzun da sürebilir. Ama şunu söyleyeyim özetle yarışla ilgili yani şu an ben e, tabii ki hala e, Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin de çok iştah kabardı. Öyle yani çok güzel maçlar Ama geldi. Ama ben hiçbir Fenerbahçeli ee, arkadaşımda o motivasyonu görmüyorum. Yoruyor, biraz ben biraz görmeye başladım sağda solunda. Öyle Tabii böyle, motivasyonu mu görmüyorsunuz, yani, inancı mı görmüyorsunuz? İkisi yani, bence birbirinden, fark birbirinden, birbirinden farklı. İnanç, inanç, biraz, inanç, birbirleriyle... İnanç olayı de... biraz daha fazla bundan önceki günlere Hiç göre. Gibi. E, tabii Beşiktaş da bu sorunun altından nasıl kalkacak? Yani Larin yoksa, Abu Bakar yoksa, e, Cenk zaten yok. Yani... C planı ne? bu soruna hiç konuşulan isim yok mu ya? Ben bir tane yok, isim yani ortaya konuşulan yaptım 4 6, 6 0 konuşuluyor biraz yani. 4 6 0 konuşuluyor şu an Beşiktaş'ta. Belki de daha önce mi denenmesi gereken bir Yani evet, sistemde. bununla ilgili de öyle görüşler Niye? var. Niye daha önce denersin e, Hayır, Abu Bakar yokken. Yani Larin'i önde oynatmak yerine acaba ya şimdi bir kere Larin, bir Larin değiştirmek sol gibi. kanatta neden başarılı oldu? Abu Bakar'la başarılı oldu. Abu Bakar hmm. e, olmayınca Larin onun yerine geçince olmadı bu iş. Hatta bu bakar olmasın da Gezal, solda Gezal, da başarılı Gezal, olamayabilir. Gezal, Gezal asistlerini kime yaptı? Bu bakara yaptı. Arka direğe de kesti. Ama. Yani tamam ikisine yaptı. Şimdi o iki sistem dışarı çıkınca Gezal da düştü aşağıya. Ben düştüğünü düşünmüyorum Gezal yani son niye oyun yapıyor? Neden, neden çıkarttığını maçta. anlamadım. Yok bence o maçta en doğru düzgün işler yapan ya, Beşiktaşlı hocanın ve hocanın değişikleri de skora zaten... dönük bir şey yapabilecek adam oydu. Onu çıkarttı ve ben inanamıyorum. Yani Gezal'ın niye çıktığına inanamıyorum son maçta Sivas'ta. Ya da biraz bir camiaya mesaj vermek lazım. Biraz diri tutmak lazım. Hoca nasıl ki dedi kimse heveslenmesin. Biz hala bu işin bir numara favorisiyiz. E, sayın Başkan da herhalde buna dair açıklamalar yapacaktır. Yani çünkü artık daha en kritik sürece girildi. Beşiktaş kredileri kısmen bitirdi, bitti. Bundan sonra yani öyle kayıp kaybetme lüksü falan böyle şeyler olamaz yani. Belki bir beraberlik. Matematiksel yani tam, tam olarak baktığımızda. Tam şey zaman. olarak baktığımızda Kayseri maçı var zor. Rize maçı çok çok zor. Hatay zor olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray artık Galatasaray... Hatay'ın zor olduğunu düşünmüyor musun? Yok düşünmüyorum. Bence saydığım maçlar içinde tek zor maç o. Yok. Yalnız bu arada Fenerbahçe'nin fikstürüne biraz kolay diyoruz ama düşme hattındaki takımlarla oynayacak olması da Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı durum. var. Ben biraz önce Galatasaray'a Galatasaray'a her maç zor arkadaşlar. Beşiktaş'a da zor artık. Buradan işte Sergen Yalçın iyi teknik adam, Ama... zeki adam falan diyoruz ya. Şapkayı çıkartacak mı? Atıyorum. Bellingham'ı forvet oynatacak mı? Atıyorum. Men forvete koyup sonuç alacak mı? Şu anda Sergen Yalçınlar ben olsam ne yapardım biliyor musun? Beşiktaş'ta olsam hepimiz ne yapıyoruz? Zor bir durumda olduğumuzda Abimize, babamıza, annemize, e, üstümüze dönüyoruz çünkü onun çözmesini bekliyoruz. Artık bizim yapabileceğimiz bir şey kalmamış ya da hastayız. Doktora bakıyoruz yani o yapacak bir şey. Şu anda herkes sergene bakıyor. Şimdi Ahmet Çebi'nin ne diyecekleri bu yüzden önemli. Sergen Yalçın'da da buradan bir motivasyon çıkabiliyor olması lazım futbolculara. Hmm. İşte bak burada. Bak, Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor ve hala şampiyonluğun en güçlü adayı. Ama bir yandan baktığında futbol düştü düştü düştü. Yine de bir beşik Fenerbahçe Galatasaray seviyesine kadar düştü mü tartışılır. Ee, e şu son anda, Sivas maçına bakıldığında çok düşmüş şu durumda gözüküyor. Şu anda gözüküyor iki yani. tane maç var. Görecek olay maçlar Rize ve Kayseri maçları. Bu ikisini kazandığı takdirde Beşiktaş inanılmaz Rize bir şekilde... Rize maçına kolay mı diyorsun? Peki. Kazandığı takdirde diyorum. Rize maçına kolay demiyorum. Devam edeceğiz. Ama görecek kolay diyorum. Ahmet de Altay maçından kolay. Ahmet Nurçebi'nin neler söyleyeceği de çok önemli tabii. Devam edeceğiz değerli izleyenler. Bir ara saat başında buradayız.